medya Son Görülme Son Görülme Kendi deyimiyle esnek mesai saatlerine itiraz etmeyen mizah içisi Tahsin Hasoğlu. Tahsin Herhalde. hoş geldin. <laughs> hoş bulduk sağ olun. Nasılsın? Teşekkür ediyorum sizleri sormalıca. Teşekkürler seni oldukça yağmurlu bir günde ağırlıyoruz. Evet, çok trafiğe kalmadık ama ha, iyi oldu. Çok iyi yaptın çok sağ ol. Şimdi Tahsin benim yaptığım işin en iyi taraflarından biri de şu. Yani böyle yıllarca takip ettiğim e, hayranlık duyduğum sevdiğim insanlarla bir anda bir bakıyorum böyle karşımda Onunla Eyvallah. sohbet ediyorum. Onun Eyvallah. hakkında bir şeyler öğrenmek için konuşmaya başlıyorum falan. Çok keyifli bir iş yaptığımı söyleyebilirim. Seninki de çok keyifli bir iş. Onun üzerine zaten epeyce konuşacağız. Yani bu YouTube kanalın, stand-up şovların, işte mizah işçiliği, o nedir, ona dair hepsini konuşacağız. Ama istersen biraz seni şöyle tanıyarak başlayalım. Yani illa ki tanıyan birçok dinleyicimiz var seni ama. Tahsin Hasoğlu kimdir? Hani nerede doğdun? Nasıl bir çocukluk falan, şöyle eğitim, onun tamam. üzerine bir bahsedersem. Kimdir? Ee, ben Kayseri'de doğdum 1984 yılında. Erciyes Üniversitesi'nde işletme bitirdim. Sonra halkla ilişkileri ve tanıtımda da yüksek lisans yaptım. Ama bir yandan da hep belediye konservatuarında da tiyatro okudum. Tiyatro da yaptık o dönem. Ee, tiyatro yaparken de senaryo yazmaya başladım, skeç yazmaya başladım. Ve şehir tiyatrosunda bunu sergilemeye başladık. İlki şöyle oldu. Salon 500 kişilikti ve doluyordu, izliyorlardı. Sonra dedim ki ben niye 500 kişilik salonlar yerine YouTube gibi hı hı. dijital bir salonda milyonlarca kişiye ulaşmıyorum dedim. 2010 yılıydı galiba. Hı hı. Yaptığım videoları oraya yüklemeye başladım. Bir kanal açtık. E, Türkiye'de de böyle 3-4 tane düzenli video yapan ekip vardı. İşte Base Motel Pro falan belki bilirsiniz. Hı hı. Çok o zamanlar aktifti. Ben de öyle yaptım. Tuttu o dönem. Yani videolar tuttu, senaryo üzerine tekrar yoğunlaştım. Daha iyi ne yapabilirim, daha fazla ne yapabilirim diye. Ee, o videolar devam ettikçe de ben e, hani güzel tepkiler aldım ve en son Gani Müjde ulaştı. Hı hı. Dedi ki gel birlikte çalışalım. Hem oyunculuk hem senaristlik yaparsın. daha Çok iyi olur dedim. Öyle birinden senaryo eğitimi almak e, sonuçta da musta ve hı hı. Türk senaryo piyasasında özellikle diyeyim. E, çok önemli bir yere gelmiş, çok güzel eserler çıkarmış. ...bir isim. Sonra onunla birlikte çalıştık. bayağı eğitim aldım diyebilirim yani. Hı hı. Ee, en son... ...bir filmde de birlikte yazıp oynadık. Bizans Oyunları filminde. Ee, orada Fordis... ...karakterini canlandırdım. Hı hı. Ama genelde... ...yazdık Gane ile birlikte. Çünkü bir iki... ...dizi oldu ama ben çok yanaşamadım. Ee, geri kalmak istemiyordum... ...yazmaktan o dönemde. ...biraz o konuda seçiciyim de hangi dizide hangi. Hı -hı. Yani, tam Kimse de ölmüyor sana şu rolü verelim diye ama ben de her Hı -hı. şeyde atlamıyordum. Hani Hı -hı. bunu da ben oynarım falan demiyordum. Çalıştık öyle ama stand-up konusunda da 2005 yılından beri hep bir ön hazırlığım zaten vardı. Bir Hı -hı. iki kere sahneye çıktım Hı -hı. o zaman. E, sevilmişti de sonra ben bunu güncelleyeyim dedim bu metnimi. Hı -hı. Hep bir köşede yazıyordum. BKM'den de böyle bir teklif gelince bana Hı -hı. gel sahneye çıkaralım dediklerinde... Zaten benim hazırlığım da son aşamasına gelmişti. Hı hı. Hay hay dedim. Başladık orada stand-up e, gösterilerine. Ve çok da güzel olumlu tepkiler hı hı. de gelince şu an artarak izleyici sayısı artarak devam ediyor. Merak ettiğim bir şey daha var. Sen şimdi ben internette seninle alakalı araştırma yaparken bir bankacılık geçmişin varmış. Evet. Doğru mu? Evet yani doğru. Ben işte... Üniversite sonrası <laughs> hadi doğru. bankacı olalım. Öyle mi? Gerçekten ne oldu? Ben, eşimi istemeye gittiğimizde ben öğrenciydim o diyetisyen de çalışıyordu. Ben de 110 lira burs vardı. O normal maaşlı insandı yani çalışıyordu. Ya kayınpedere de sevdi beni. Normalde ben olsam vermem yani kızımı. <laughs> de sevdi beni de Tahsin'cim yani bir işinin olacağına inanıyorum dedi öğrencisin Aha. ama e, hayırlısı olsun dedi. Tamam inşallah düğününüzde yaparız sıkıntı olmaz falan. O dönemde ben şöyle bir söz verdim. Ya dedim bu düğün olayını bir güzel bir işle o masrafları bir çıkarayım sonra Aha. zaten tekrar kendi istediğim işi yaparım dedim Eşimle şimdi de böyle bir anlaşma yaptık e, orada bankacı oldum gişede çalıştım nerede oluyor bu Kayseri'de oluyor Kayseri Kayseri'de Hı -hı. oluyor e, dedim ki üçüncü yıl borçlar bittiğinde de istifade tekrar e, kendi işimi Aha. istediğim işi yapacağım ama tabii üç yıl bekleyemedim şöyle oldu e, hafta sonları ve akşamları sürekli videolar çekiyorum gündüz bankada çalışıyorum akşam videolar Haber kanallarına falan yayınlanıyor. Kimse Aha. bilmiyor orada çalıştığımda. Garip bir girdapa girdim. <laughs> Allah'ım sabah bankacıyım. Akşam komedyenim nasıl Aha. olacak bu iş falan. 3 yıl kadar idare ettik. Süpermen e gibi yani. E ev e evliliğimizin borçlarını bitirince... <laughs> e ...ben hatta son kredimin son taksini ödediğim gün... ...ertesi gün istifa ettim. <laughs> Öyle bir şey yaptım yani. Baya güzel planlamış. Aynen Her şey çok iyi planlandı. Kredinin taksiti bitti, istifa ettim. Sonra zaten Ganimuse ile görüşüyorduk o ara. <laughs> Hiç boşta kalmadan direkt... Hı -hı. yazmaya devam ettim. 5-6 aylık aradan sonra öyle söyleyeyim boşta kalmaktan kasımda o Hı -hı. Ee, böyle bir bekleme süreci oldu. Bankacılıkta yaptım. O ruhla mı başladı. Yani bir amatör bir hobi yapalım, sonra belki ileride bunu şeye dönüştürürüz gibi falan mı oldu? Nasıl oldu? Ben tabii onu paraya dökeyim diye hiç öyle bir derdim olmadı. Ben bunu Hı -hı. paraya dökeceğim falan, Hı -hı. para kazanacağım, profesyonel olacağım bir basamak olarak gördüm o yaptığım Hı -hı. videoları. Yani ekipmanım da amatördü, O oynayanlar da amatördü. Bir ben tiyatro eğitimi almış olarak bulunuyordum videolarda. Derdim yaptığım geyikleri sosyal medyada yayınlamaktı ki böyle de bir ihtiyaç varmış. O zaman şimdi de var, o zaman da vardı. Ee, Ama çok sevdim. Ama o sevildim. zaman zaten çok fazla böyle yoktu Dediğim gibi 3-4 kişi vardı düzenli hmm. video yapan. Şu an sayamam bile çok hmm. web dizi dedi, dediğimiz o bile formatta yapan. çok aklıma yapan. gelmiyor Evet 2010 yani. yılında benim kanalın açılışı 2010. Hmm hat mail açtım düşün yani öyle <laughs> şu an Gmail'den başka bir şey <laughs> açamazsın <gülüyor> YouTube kanalı değil evet. Benim kanal hat ile açılmış bir kanal. Evet. Öyle bir içerik üretiyorduk. Tuttu da, sevildi de. Türk i̇şi korku filmi çok iyi bir parodiydi. Hatta filmini bile yapalım diyenler olmuştu. Ben o dönem evet. yok olmaz canım. Bunun filmi olmaz. Ee, hani insanlar şimdi kandırmaya da gerek yok. Bu internet işi falan <laughs> diye düşünmüştüm. Aslında olabilirmiş şu an başka bir parodi üzerine ee, güzel bir senaryom var eğer olursa çok da güzel olacak. Hadi onu dedi. konuşalım şimdi. Yani Ganimiğde Müjde e, geçmiş kariyerine şöyle baktığımızda CV'sine çok dediğin gibi ülkenin evet. en önemli mizah yazarlarından biriydi. Mesela ondan Miza dair neler öğrendin neler söylersin Tahsin? O ilk e, aradığında beni ilk inanamadım tabii. Aha. Gani Müjde yok canım şaka yapıyordur biri falan dedim. İlk Aha. aradığında şeydir bizim mizah anlayışımız benim çok seviyorum senin mizah anlayışını. Hı. Bizim örtüşüyor da dedi. Bir tanışalım, görüşelim dedi. Ee, yani şöyle diyeyim, bana katkısı büyük bir tecrübesi olduğu için çok Hı -hı. fazla katkısı oldu. Özellikle e, senaryo eğitimi konusunda söylüyorum yani birçok. Çünkü ona şunu şöyle gelen de var ya. Biz Amerika'da 5 yıl senaryo eğitimi almış. Gani Müjde'de çalışıyor ama hoca diyor ki çok sevmedim yazdıklarını diyor. Hı -hı. Gönderebiliyor. Hı -hı. Sağ olsun biz beni denedikten sonra öyle bir şey demedi. Yani Hı -hı. diye debilirdi. Demedi. Ben sevdim yazdıklarını. İşte esprilerin, güzel cümlelerin, çok güzel repliklerin çok güzel falan birlikte çalışabiliriz dedi. Öyle bir katkı sağladı. Tek sorun şu oldu. Ben hala öyle diyorum. Mesela Gani Müjde seni TV ve sinemaya kazandıracağım dedi. Aradan 3 yıl geçti. Dijital mecra o kadar değişti ki Gani Müjde YouTube'a geldi. Ee, ben TV'ye çıkmadım. O YouTube'a geldi hocam. Ben zaten oradaydım dedim ya, Beni niye oyaladın 3-4 yıl dedim yani. Ne gerek vardı bunlara? Şimdi kendi YouTube'da içerik üretiyor. Aha. Belki biraz şey piyasanın biraz dışına çıktık Gani abi. Sanırım Hı. dinleniyor ya da yeni bir proje düşünüyor. Hı. E, şu an çok aktif çalışamıyoruz haliyle. Ben bir de BKM çatısı altına girince de. Hı hı. E, görüşüyoruz, irtibat halindeyiz ama çok aktif çalışamıyoruz. Tek e, isteğimiz şu olmuştu, güzel bir film yapmaktı. Hı hı. Ama bekliyor şu an, her açıdan bekliyor. BKM'de hı. de hı. bekliyor, ganajıları da bekliyor, başka yapımcılar da var. Hı hı. Orada da şu an bekliyor İnşallah olacak. Senin kendi senaryo çalışman var. Evet, iki, yani iki, iki tane yazdığım film var. Yazdığım iki film var. Biri e, futbol üzerine, Akif Gamsı diye bir karakter yaratmıştım. Gamsız evet. teknik direktör Akif. Evet, evet. Onu o çok onu, <laughs> evet. Onun filmini yazdım. Bekliyor. Çok güzel bir hikaye. Ee, bir de zombi komedisi dediğim Öldük Öldük Dirildik adlı filmim var. Ee, bir nevi Walking Dead'in e, parodisi diyebilirim Aha. yani. Çok güzel bir içerik. Yani çok eğlenecekleri bir içerik. Ee, güzel bir senaryo. Olursa bu, hangi yapımcıya denk gelecek bilmiyorum. Biri biraz maliyetli. O Hı -hı. Walking Dead dediğim biraz maliyetli. Falan evet, biraz mi? maliyetli. Ona hangi yapımcının para harcayacağını bilemiyorum ama hani şöyle söyleyeyim. Ben Cemil Maç çekse 5 milyon izlenir. Öyle güzel bir hikayesi ha. var yani. E ben... düşün, hiç konuşmayı düşünmedim yani. Bilmiyorum. Ben ben, ben ha. çekeyim 1 milyon izlensin <laughs> istiyorum yani. Öyle öylesi daha iyi dedim ha. hani. Ama e, yapsa izlenir. Ha. sevilir yani o film. Öyle umuyorum. Bakalım bir de Vallahi... patlıyormuş. 10 bin kişi izliyormuş şeyde. <laughs> ya süper olur inşallah. Yani bir kafanda takvim var mı? Sinema biraz tehlikeli bir konu. Sinemada hmm. bir iki kurşununuz var. Ee, dolu atmazsanız hmm. üçüncüyü vermiyorlar. Çünkü hmm. büyük bütçeler var. Hmm. Ee, yani güzel bir şey yapayım derken olumsuz bir imaj da çizebiliyorsunuz. Hmm. O yüzden her şeye koşturmuyorum. Yani hadi şunu yapalım diyene hayır diyorum. Güzel film teklifleri de geliyor. Şunu da oyna diyorlar. Yok diyorum. Hmm. Oradaki hakkımı en uygun zamanda kullanmak istiyorum. Hiç da bilirim. Yani şu da olabilir. E, sen bunları beğenmedin, sana da bu teklifte gelmeyecek. Hadi önemli değil. Yani film çekmemiş olmak bana çok koymaz. Hı -hı. Ama yaparsak da güzel bir şey yapmayı istiyorum. 2020 mi olur, 2021 mi olur? Ee, hemen 3 ay sonra başka bir yani projenin çok sevdik. Hadi Hı -hı. bunu yapalım diyenler mi olur. Çünkü başka gözlerin de bakması gerekiyor. Dramaturgların incelemesi gerekiyor. Hı -hı. Yapımcıların sinema sektöründe e öngörebilen insanların bu film tutar ya da tutmaz demesi gerekiyor. Sen iyice pissin diye bekliyorsun. Tabii yani. onların da yani herkes yazdığını sever, herkes yazdığını beğenir ama başka birilerinin profesyonel anlamda para koyacak adamların, o riske girecek adamların ben sevdim bunu. Demesi başka bir şey. Zaten bizim de kendi yaptığımız işi e, kendimizin objektif olarak değerlendirme şansımız yok ki. Senin evet. yaklaşımın çok doğru Tahsin. Yani dışarıda bu işi profesyonel olarak yapan insanlara danışman, onlardan fikir almaya çalışman çok önemli ki... ...onlar illaki sana e, geri bildirimlerde bulunacaklardır. Yani Tahsin bak şurada şöyle yaklaşsan, şurayı değiştirsen falan. Tabii profesyonel camiada bu iş öngören insanlar da var. Şu film tutar tutmaz diyen, bazen yanılan insanlar da var. o yüzden düşüncelerini önemsiyorum yani. İnşallah güzel şeyler de gelir. Şu an okuyorlar, hmm. dramaturgları inceliyorlar yani. Bakalım sonuçlar ne olacak. Peki şimdi YouTube kanalına istersen tekrar geri Olur. dönelim. Tahsin orada neler var, neler? Şimdi birkaç e, video ismi söylemek istiyorum internetten maç izleyen adamın dramı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Linkler falan açılmıyor evet. deme evet. sonra Diz vermiş eşofman satan adam. Evet. Gayet güzel. Gereksiz detay vermekten konuya giremeyen arkadaşlar. Evet, evet. Ee, ya bunu gibi hayattan gerçekten güzel. Hepimizin günlük hayatta ya başımıza gelen ya e, çevremizde iş yerinde işte okulda sağda solda rastladığımız tespitler var. Sen bunları gördüğünde hemen not mu alıyorsun arkadaşlarına konuşurken ya böyle bir şey var değil mi falan nasıl ortaya çıkıyor bu videolar? Şimdi benim futbol videosuyla tanıyan çok fazla insan oldu. Yani son bir buçuk yılda tanıyan Hı -hı. insan oldu. Ama benim e, çok farklı konularda da skeçlerim var. En baştan beri yani o 2010 yılından beri. Galiba 200 aşkın videom var. Kısa Hı -hı. uzun. Hı -hı. E, hepsi farklı konularda. Güzel hayata dair tespitler yani Hı -hı. bulduğumuz. E, bazen gündem videosu olabiliyor. Bir olay oluyor onunla alakalı çekiyoruz yani. E, güzel tespitler olabiliyor. Ben gördüğümde hemen yazıyorum. Zaten sürekli bu konuda... beyin beynin arka planda bir şeyler üretiyor, çalışıyor, hep bu fikirde düşünüyor. Yani şöylesin bir e, neyle iştigal olursan, hı hı. E, onunla alakalı okursun, izlersin, takip edersin ve beyin bu konuda üretir. Çok şiire bile giriyor. Tabii tabii çok yani. şiir okuyan adamın şiir üretme potansiyeli yüksektir bence. Çok şiir hı. dinleyen adamın şiir yazma potansiyeli. Bu da böyle biz de çok miza tüketiyoruz. Karikatür olsun, filmler olsun, diziler olsun, stand-up'lar olsun. Dolayısıyla böyle tespitler çıkabiliyor. Bir de gündemi de mecbur işimiz bu yani. Sabah kalkıp ben Deli gibi işte e, haberlerden e, Twitter'dan video çekebileceğim bir konu var mı diye hı hı. E, araştırıyorum. Elimde not defteriyle gezindiğim oluyor yani. Öyle not hı. alıyorum ve çekiyorum. Kimi çok izleniyor, kimi umduğum seviyede olmuyor. Hı hı. Mesela bir e, araba alırken tavsiye veren arkadaş tipi evet. diye bir video var. <laughs> halen bunun üstüne 10.000 koydu. Halen, e, halen <laughs> çılgınca paylaşılıyor. Ve galiba Instagram'da da en çok paylaşılan videom oldu. Son 110.000'di paylaşımı. Hı hı. E, milyonu da geçmiş izlenmesi falan. Ya e, bu inanılmaz bir rakam hiç o kadar açık. Ama ]memiştim. mesela o adam hiç eskimez, değil mi? Yani, yani her zaman sen araba almaya kalk abi 20 bin daha koy bak şu model var. Evet Bana yani o 5 yıl sonra da paylaşılacak <laughs> o video. O, o günü geçmez Aynen. yani onun ne zaman ne yapılacağı. 5 yıl sonra da paylaşılır yani o video. Yani dediğim gibi güzel tespitler çıkabiliyor bazen kendi kendime umutsuzluğa kapılıyorum fikir bulamıyor muyum acaba diyorum ama hmm. ertesi gün iki video birden yayınlamış oluyorum. Hmm. Futbol konusunda da böyle bazı haftaları boş geçiyorum bu hafta çok malzeme yok diyorum hmm. e, yapsam da komik olmaz komik değilse de ben de yapmam Bana izlenecek diye ne gerek var seviyeyi hmm. düşürmeye diyorum. E, o hafta link diyorum niye yapmadın diye sürekli mesajlar geliyor sonra tekrar iyi bir fikir bulduğumda bir de anında da yapmak da gerek. Senin şimdi konsantren hangi tarafta? Yani Tahsin stand up şovların var birazdan konuşacağız. Yani, yani yoksa evet. YouTube kanalın hani ihmal etmeye başladın gibi sanki. Önceliğim Herhalde... her daim stand up. Başladığımdan beri öyle. Hı -hı. Çünkü çok seviyorum ve daha profesyonel bir iş. Ama YouTube'u hiçbir zaman bırakmadım. Hı -hı. Senaryo yazarken de, dram yazarken de YouTube'daki Hı -hı. videolarımı hiçbir zaman bırakmadım. Şimdiki konsantrasyonum şöyle. %60 stand up, %40 e, ...sosyal medya içerikleri, bu ikisini paslaşarak devam ettikçe zaten seyirci de artıyor. Ben bu adamı sahnede izlemek istiyorum diyen kişi sayısı da artıyor. Güzel bir paslaşma oluyor. Bu ikisinin yanında bir de e, sinema ekleyebilirsek olursa, en baştaki hmm. mevzuyu... ...mükemmel olur ama şu an stand-up ve videolardan başka herhangi bir konsantrasyonum yok. Çok iyi gidiyor bu hmm. da. E, i̇nşallah da artıracağız da. Stand-up'tan başlayalım o zaman. Olur. Yani yani turne mi demek lazım buna? Doğru. Bayağı bir son 1-2 aylık süreçte takip edebildiğimiz Önümüzdeki 25 hatta. günde 9 oyun olacak. Oo maşallah. Ee, Bayağı bir evet. Türkiye geziyorsun, değil mi? Nerelerde sahne alıyorsun? E, aslında ilkini İstanbul'la başladık ama o kadar çok talep hmm. geldi ki, e, başka şehirlerden Hep İstanbul, Anadolu, Avrupa Anadolu, Avrupa ikişer oyunla devam hmm. ediyorduk. BKM'de özellikle ama çok fazla talep gelince İzmir ve Ankara'yı da ekledik. ...eksik olmasınlar da kapalı gişe... E, ...karşıladılar bizi. E, çok sevdiler yani. Hemen ikinci oyunları falan koyduk. Derken artmaya başladı. Şimdi Bursa ve Denizli'yi de... ...ekledik. Çok yakın zamanda işte... ...Antalya, Antep, Adana... E, ...Kayseri ve benzeri... ...Trabzon, benzeri illerde... ...yani talebin çok yoğun olduğu illerle... ...alakalı e, bir çalışma oluyor. Benim takipçi... ...istatistiklerine baktığımda... E, ...mesela birçok... E, sosyal medya fenomeninin İstanbul hı hı. takipçisi yüzde yetmişlerde falan e, ilginç bir istatistik var benimkinde benim İstanbul takipçim 30 hı hı. sonra Ankara İzmir Bursa geliyor hı hı. ve diğer illerde de e, bariz böyle yüzde birlik bir şeylik var böyle e, küçük bir oran ama e, bir sahne doldurabilecek ve bir talep oluşturabilecek bir oran var. Onları da değerlendireceğiz inşallah yani. Birçok ilde takipçi Bu var şu an. Bu dediğin gibi ama daha önce konuşurken bahsetmişti Yani senin gösterine gelen bir kişi daha sonra sen aynı şehre aynı sahneye gittiğinde bak Tahsin Hasoğlu ya ben gittim izledim. Evet. Gerçekten çok keyifli çok güzel. İlla ki birilerine tavsiye ediyor. o Öyle öyle büyüyecek zaten değil mi? Şu an zaten ben stand-up gösterisindeki en büyük etkenin şu olduğunu düşünüyorum. Ee, gelen seyirci iyi bir gösteriyse de dedikodusunu hmm. hızlı yayıyor. Kötü bir gösteriyse de dedikodusunu çok hızlı yayıyor. Ee, çok şükür bana geri dönüşler çok olumlu olduğu için yani ikinci kez, üçüncü kez izlemeye gelenler var. Ben bu sefer şu şu arkadaşlarımı da alıp geliyorum diyenler var. Çok hmm. güzel bir e, sinerji oluştu. giderek de yayılıyor. Ben e, talebin artacağını düşünüyorum bu konuda. Çünkü üzerine çok çalışıyorum. Hmm. Güzel bir gösteri oldu ve halen pişmeye, olgunlaşmaya da devam ediyor. İnşallah birkaç ay içerisinde yani tadından yemeyecek bir seviyeye gelecekti ama şu anda da çok 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 komik güzel bir gösteri yani. Tahsis biraz istersen e, ben not aldım buraya. Hı. Mesela yabancı komedyenleri takip ediyor musun? Evet ediyorum. Yani izlediğin isimler falan var mı kimlerin? İki Gervais'ı takip ediyorum. Hı hı. izliyorum. Bütün stand-up'larını izledim. Hı hı. Ee, Louis CK'yi e, izledim. Ah, hı hı. Netflix'te gördüğüm komedyenlerden, Anthony Jeselnik'ti galiba, öyle takip ettiğim birkaç komedyen var. Bazıları bize çok hitap etmiyor ama Aha. tarzını, üslubunu e, izlemek için, hı hı. tanımlamak için böyle baktığım oluyor. Yani yabancılardan izliyorum. Ha. Özellikle Netflix komedyenlerinin birçoğunu izliyorum. Bu saydığın isimlerden bazılarında, e, şovlarında Tahsin mesela ben şunu fark ediyorum. Çok fazla küfürlü kelime kullanıyorlar. Evet. Yani şimdi onlarda bazı kelimeler alışkanlık gereği yani hadi canım falan dermişsin gibi kullanılan kelimeler de var ama çok fazla, e, küfürlü miza da e, <laughs> kullanıyorlar. Sen mesela kendi sahnede böyle kullanıyor musun? Nasıl? Şimdi Şovlarında. Ben, ben bunun ee... ya da olmalı mı? Biraz hani mizahta küfür kısmından şöyle bir konuşalım senin. Orada de olmamalı. Ben bir İngiliz komedyen izledim ismini şu an hatırlayamıyorum ama Hı -hı. hani öyle küfür. Yani seyirciye küfür etmek için çağırmış gibi gelmişti. <laughs> ya Allah izliyorum ve alkışlıyorlar da ...İngiltere'de yapıyor gösteriyi. Aha. Ona ediyor küfürü, ona ediyor. O el kaldırıyor ona da ediyor. <laughs> Allah Allah diyorum. Adam küfür yemeye para vermiş. Yani falan bize sövsün diye gitmişler. Allah Allah diyorum. Ya Amerikan kültüründe bu durum bizdeki kadar oto kontrollü değil. Hı hı. İstediklerini yapıyorlar. Bilmiyorum. Doğrusu onu bilmiyorum ama bence hı hı. değil. Bence hı hı. doğrusu bu değil. Hı hı. Kimse gösteriyor. Küfür dinlemeye ve izlemeye gelmez. Ha bu bir filtre midir? Hayır. Bir gösteride küfür de olabilir. Ama çok makul seviyede olduğunda seyirci de gülüyor. Hı hı. Ve katılıyor da. Hı hı. Yani o kadar gerektiği anda kullanırsan katılıyor da. Benim gösterimde küfür az. Belki de birkaç argodan oluşan şeyler var yani hmm. o kadar söyleyeyim. Yok denilecek hmm. kadar az. Ama e, ima yani işte o seyircinin, seyircinin zekasına bıraktığın şeyler, ima ederek anlattığın şeyler gösterimi çok fazla. O da zaten seyircinin de hoşuna gidiyor çünkü ona bırakıyorsun düşünmeyi ona bırakıyorsun o kafada tasarlıyor. Cümleyi sen bitirmiyorsun o bitiriyor. Kimse küfür etmemiş oluyor yani. Kafada o Aha. sonunu o biliyor yani. Ne, ne diyeceğini o biliyor. Sonunu kendi bitirdiği için de ortada hiç küfür eden yok ama gayet güzel bir imayla her şeyi anlatmış oluyorsun. Bence bu da gösteride olması gereken bir zeka diyorum ben buna. Anca o zaman gösterinin IQ seviyesi yükseliyor. Yoksa direkt bodozlama ben her şeyi söyleyeyim. Onlar hiç düşünmesin. Ben direkt anlatayım. Açık açık konuşayım, küfür edeyim. Çok tarzım değil. Videolarda zaten hiç kullanmıyorum hı hı. sosyal medyada. Gösteride de birkaç argodan oluşan. Hı hı. Yani hiç kimsenin rahatsız olmayacağı seviyede. E, ama ihtiyacı da gideren hı hı. bir şey argo seviyesi var gösterdiğim. Bir de bu Türk toplumu ve mizah üzerine kısaca konuşalım Tahsin. Hep bir geyi vardır ya işte Norveç'te, Finlandiya'da bir senede, iki senede yaşanacak şeyleri biz Türkiye'de bir iki günde yaşıyoruz abi falan derler. Sence Türkiye bu açıdan sana çok böyle kucak açan imkanlarını sunan tabii, bir ülke mi? Tabii yani kesinlikle öyle. Abi gündem öyle hızlı değişiyor, öyle olaylar yaşanıyor ki. Ve şöyle bir kitle de var. Twitter'da Gerçekten bir mizah kitlesi var. Yani mizah seviyesini artırdığını düşünüyorum ben. Twitter'ın, Instagram caps'lerinin. Yani toplum inanılmaz şekilde mizaha çok yatkın. Hı hı. Bazen dakikalarca güldüğüm videolar oluyor. Dakikalarca güldüğüm tweetler hı hı. oluyor. içerikler oluyor. Yani çok güzel seviyede. Hı hı. Ve o çok hızlı değişiyor gündem. Hı hı. Türkiye garip de yani çok da seviyorum da. E, yani e, bir Norveç falan olmayı kesinlikle istemezdim. O nedir abi <laughs> bir şey olsun diye bekleyeceksin. Yani... <laughs> Yani şey olmuyor, değil ot mi? gibi yaşıyorsun <laughs> tamam standartları çok iyi ama bir mizah açısından bakıyorum ha. sıkılmak için yaşıyorsun başka bir şey değil burada abi her gün bir şeyler oluyor bizim işimizi kolaylaştırıyor kendi işlerini de kolaylaştırıyor yani adam zaten e, gülme pratiğini kazanmış bir adam çünkü kendini mizah yapıyor gelen Hı. izleyici günün belli saatlerinde kendini zaten mizah üretiyor öyle Norveç'teki Almanya'daki gibi Hı. soğuk katı bakışlarla işini yapıp evine gidip uyuyan insanlar değil yani her, her an her yerde. Şaka espri yapan insanlar. O yüzden etkileşimde bence mizah seviyesi Türkiye'de çok yüksek. Diğer ülkelere göre çok yüksek. Hı hı. Tahsin biraz e, işinin zor kısımlarından bahsedelim. Sen de böyle e, hani karşıdan tam istediğin geri bildirimi alamadığın oluyor mu? İşinin yaptığın işin biraz e, zorlayıcı taraflarından bahseder misin? Bence stand-up yeryüzündeki en zor işlerden biri. Yani diğer tabii birçok meslek zordur ama stand-up'ta yalnızsınız güldürme gayesiyle sahneye çıkıyorsunuz. Bahaneniz yok. Mesela tiyatro yaparsın. Tiyatroda yaptım ben. Çıkarsın, ezberini oynarsın. Hmm. Sahne sıran geldiğinde sahneye çıkarsın. Seyirci çok eğlense de sen görevini yapmışındır. Seyirci eğlenmesi de görevini yapmışındır. Tiyatro böyledir yani. Bir bitirirsin, görev adamısındır. Hmm. Ee, bitersin. Kendini bazen şöyle eleştirebilirsin. Ya bugün tempomuz düşüktü. Bugün şurada unuttuk. Ezber hatası yaptık falan. Stand-up'ta böyle bir şey yok. Stand-up'ta hmm. er meydanındasın. Eee Olabilecek her şeyden sen sorumlusun. Komik de geçerse sen sorumlusun. Hı hı. Komik geçmezse de sen sorumlusun. Espri anlaşılmazsa da bu senin kabahatindir. Belki o anki kitleye uygun espri değildir. Ee, bazen de öyle bir salisesi var ki edeceğin lafın. O salise bir, biraz geciktirince... An, ...laf anlaşılmıyor. Hı hı. Biraz öncesinde söyleyince de... ...anlaşılmıyor. Hı hı. Tam yerinde tutturursan da... E, ...alkışa kadar gidebiliyor, anlaşılabiliyor. Kendi gösterilerimden yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Hiç reaksiyon almadığım, umduğum ve reaksiyon almadığım espri oldu mu? Düşük reaksiyon oldu. Hı hı. Aynı espriye başka bir yerde çok yüksek reaksiyon oldu. E da başka gösteri yapan insanlarla zaten hani işaret ediyoruz nasıl olduğuna dair. Dediğim gibi o anki salise farkı bile, o anki e, seyircinin durumu bile etkileyebiliyor. Ben bu konuya şöyle bakıyorum. Çok fazla esprin olmalı. Yani çok fazla kurşunlu olmalı, Biri seyirciye kesin tutar. Hı hı. Yani o yüzden ben şu anlaşılır mı derdinden ziyade, bu kesin anlaşılsın derdinden ziyade... ...ben çok fazla üreteyim de kaçı anlaşılırsa ne ala, çok anlaşılmazsa da çıkarırım o kısmı diyorum. Bu zamana kadar dediğim gibi reaksiyon almayan bir kısım olmadı umduğum ve beklediğim. Çünkü senaryo geçmişim de var, nerede hangi tepki vereceklerini falan az çok anlayabiliyorum. buna. Buraya gülerler, buraya gülmezler dediğim yerleri. Öyle hiç unuttum falan olmuyor mu ama? İlk yani ne söyleyeceğini. gösteri, ilk iki gösteride oldu. Hı -hı. Unuttuğum değil ama unuttuğumu fark ettirmeden durumu kurtardım. Hı -hı. Ee, i̇lk iki gösteride böyle hat kopuyordu. Yani buradan hangi konuya geçeceğimi düşünürken böyle Allah Allah ben neredeydim diyorum ama bu, bu söylediğimde bir saniye falan oluyor bu. Hı -hı. Ve belki de hayatımın en zor anı oluyor Hı -hı. hangi konuya geçeceğimi ve bunu seyirciye hissettirmemem gerekiyor. Çok şükür o ilk gösteride Unuttuğum yerleri geçtim. Ondan sonraki ezber sorunum tamamen kalktı. Zaten ezber yaptığımı belli etmiyorum. Hı hı. Ben stand-upçının en çok özendiği şey bu olmalı. Hı hı. Bir ezberin olacak ama ezberlediğim belli olmayacak. Ondan sonra zaten oturdu. Çok iyi gidiyor şu an e, doğaçlıyor gibi, sohbet ediyor gibi ilerliyor göz sahnede de. Farklı bir şehirlerde farklı esprilerin olabilmeli. Hı, hı. Farklı Karadeniz'de çok başka bir esprin olabilir. Onların daha çok seveceği ya da hiç sevmeyeceği. Aynı şey Güneydoğu Anadolu'da, hı hı. Anadolu'da da, Ege'de de. Bu olabilir. Bunu her, standup stand-up yapan söylüyor. Farklı setlerin olmalı. Hı hı. E, başka şeylerde kullanabileceğin, başka ortamlarda kullanabileceğin setlerin olmalı, esprilerin olmalı diye o konuda üzerinde de çalışıyorum bunu burada kullanabilirim gibisine. Kendi filtremizi kendimiz oluşturuyoruz zaten. Ama genel olarak da çok güzel reaksiyon alıyorum. Esprilerle alakalı olarak. Az önce basi geçerken aklıma geldi. Ee, senin mesela Türkiye'de takip ettiğin ko komedyenler arasında bir numara Cem Yılmaz mıdır? Yani Cem Yılmaz senin hani İdol diyebileceğim Bir numarada bir iki kişi var benim için. Hep öyleydi. Cemil Maz ve Yılmaz Erdoğan. Hı hı. İkisi aynı tahtta oturuyorlar. Hı hı. İkisi benim için orada yan yana oturuyorlar. Hı hı. İkisini de çok seviyorum. Hı hı. Ya komedyenlerin kendi arasında bir yarışının olması gerektiğini düşünmüyorum. Çok saçma bir şey. Güldürmenin yarışı olur? Yani güldürmenin kaprisi olur? Ee, benim kafamdaki hayalimi ufak ufak e, BKM sayesinde gerçekleştiğini düşünüyorum. Hı hı. Çok fazla komedyen olsun istiyorum ben. Birileri birilerine bir şekilde güler. Yani ürün çok olsun ki... ...çok fazla tüketilsin. Bir insan bana gülüyorsa gider diğerine de güler. Ona da güler. Bir başka gün stand-up kültürü oluşur. Amerika'da böyledir. Amerika'da onlarca yüzlerce komedyen var. Ee, ve hepsinin gösterisi sold out devam ediyor. İzliyorlar. Amaç gülmek ve güldürmek. Hı hı. Çok da iyi gidiyor. Hepsi bu işten ekmek yiyor. Bizde son dönemde şey kırıldı yani stand-up deyince... Canım sadece Cem Yılmaz yapsın, başka kimse yapmasın kafası. Hı hı. O kırıldı insanlar şunu diyor, ben onu da izleyeceğim, hı hı. başka insanlar da izleyeceğim, başka e, komedyenler de izleyeceğim diyor. Ve BKM'de zaten açık mikrofon falan dediğimiz sistemde çok fazla komedyen üretiyor bu arada. Ve onların da gösterileri dolu dolu, eğlenceli eğlenceli geçiyor. Ben de birçoğunu izliyorum ve çok gülüyorum. Usta diyebileceğim isimler Cemil Yılmaz Yılmaz Erdoğan sonra tabii Tolga Çevik, Demirer hepsini hı hı. takip ediyorum izliyorum. Biri bir şey üretirse hı hı. hiç kaçırmam. Hemen izlerim yani hemen tüketirim onu. Peki Cem Yılmaz'la tanışma fırsatın oldu mu Tansin? Olmadı henüz. Ee, yani... Bir merhabalaşma fırsatımız oldu ama hı hı. o günde bin kişiye merhaba diyordur o kadar ya o kadar yaklaşıldı. Yani bir mesela yanında. eminim ki bir tanışıp oturup bu işinle alakalı konuşmak isterdin. O, ona dair bir sonuçta BKM'desin şu anda. Çok rahat evet, e, ulaşma evet. şansın evet. olacağını düşünüyorum Yılmaz Erdoğan sayesinde. Yani onu bir denemeyi hiç düşünmedim çünkü ondan eminim ki öğreneceğin şeyler olacaktır. Sana aktaracaklar olacaktır. Benim o, o konuda Projem bile var yani proje derken şöyle bir fikrim var yani. Mesela Yılmaz Erdoğan tiyatrocu ve komedyen üretebiliyor, senarist üretebiliyor. BKM'de Hı -hı. çağırıyor, ders veriyor, öğretiyor Hı -hı. E, ve oradaki arkadaşlar da bir skeç yazarı, bir senarist olabiliyor. Yani mesela İbrahim Büyükak oradan aldığı senaryo eğitimi, oyunculuk eğitimiyle şu an sinema filmi yapıyor ve çok Hı -hı. fazla izleniyor, çok beğeniliyor. Buna benzer bir sürü isim var bunları yazan, üreten. Hı -hı tiyatroya kazandırılmış bir süresim var. Ben şey demiştim, acaba Cem Yılmaz'la bir stand-up workshop hazırlasa ve desek ki ben seçtiğim insanlar olacak ama yani Hı -hı. E, şu, şu 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 çocuktan çok umutluyum, ben bunlara Hı -hı. tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Gelin sizle bu konuda bir workshop yapalım. Hı -hı. Kaç komedyen, işte 30 komedyen çağıracağım bu yıl 2019 yılında. Onlara da tecrübelerimi anlatacağım nerede doğru yapıyorlar nerede yanlış yapıyorlar bunları anlatacağım dese mükemmel olur ve Değil o ekipte olmayı şahane. çok isterim. Hı -hı. Bu hep arkadaş ortamında da söylediğim bir şey. Yani Hı -hı. Hı -hı. Cem abi'nin böyle bir organizasyonu mükemmel olurdu. En azından kendinden sonraki ...nesiller için hı hı. E, kalıcı olur, öğretici olur. Çünkü büyük bir bilgi birikimi var. Hı hı. E, neden onunla birlikte gitsin? Aktarılması çok güzel, bilgi paylaşıldıkça artar yani. İnşallah böyle bir düşüncesi de bir gün iletirim. <laughs> bir workshop yap abi derim. Bizi de al ve e, o eğitimi ver derim. Çünkü stand-up'ı Türkiye'ye getiren, e, yücelten ve e, seviyeyi de arşa çıkaran bir isim Cem Yılmaz eee onunla birlikte bu işi yapıyor olmak da çok güzel olur. Kısa, orta ve uzun vadeli stand up hep olacak. Hı -hı. YouTube videolarım da yapılacak. Hı, Hı Çok Hı -hı. çalışıyorum. İnşallah Hı -hı. E, tüm vadelerde orta, kısa, uzun. Tüm vadelerde çok fazla izleyiciye çok fazla şehre, turneye gitmeyi planlıyorum yani. Tahsin Hasoğlu bizlerleydi. Tahsin çok sağ ol zaman ayırdın. Eyvallah, Geldiğin sağlıklar. için ben teşekkürler. ederim. Çok Başarılar sana. Eyvallah. Eyvallah. İnternet, teknoloji, sosyal medya. Son görülme.